Sayın Albayrak'ın yorumu ne olur yapılan yerel seçimlere? Vallahi sorulanın ne kadar bilgisi varsa sorulanla da o kadar bilgisi var. Yalnız bu Türkiye'nin demokratikleşmesi için bu seçimler de bunun bir ölçüsü olacak. Yani çok partili hayattan, parlamenter hayattan, başkanlık sisteminden, bu arada savaşlar, ihanetler, bir sürü iç ve dış problemlerle Türkiye boğuşan bir ülke. Ama buna rağmen, tam ben ekonomist değilim, fazla da bilmiyorum ama gelişmiş ülkeler içinde ilk başlarda harp sanayini %25'ten %65 yerliye dönüştüren bir Türkiye ve şu anda biz burada rahat rahat masel ediyoruz, edeceğiz. Ama Memleket Doğu'da ve Güneydoğu'da hudutta ve hudutların dışında şu anda teyakkuzda. Eğer onlar olmazsa biz burada masel edemeyiz, ettirmezler bize. Onun için Türkiye'de bu yerel seçimin ve şu andaki günlük sıkıntıların geçici ve arızı olduklarına inanıyorum ben. Bunlar Türkiye'nin ileride demokrasi dediğin, çoğulcu demokrasi ve benzeri dediğin ölçüsü Türkiye olacak. Yani bize 100 yıldır dayatılan batılı demokrasinin Amerikalıların beyzbol sopası, Avrupalıların tekme tokatla geri kalmış veyahut da sömürdükleri ülkelere getirdikleri demokrasiye benziyor. Ama Türkiye işte bu badireli atlatan da büyük bir devlet olacak. Onun için ben günübirlik bakmıyorum. Memleketin hayli hangisiyse o. Çünkü büyüklerimiz birçok nasihatler olduğu gibi Cenab-ı Peygamber buyururlar ki Kema tekünü yüvelle aleyküm. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Trabzonspor da şimdiye kadar hep böyle değil miydi? Biz nasılsak o da öyle yönetiliyordu. Ama isteriz ki bundan sonra iyi yönetilsin de gelecek seneleri çok büyük yerlere imza atsın. Ben olaya böyle bakıyorum. Şunu da soracağım. Ama sevindiğim taraf şu. Trabzon'da ilk 10'a girmişiz. 164'te büyük şehirde. Hatta Türkiye genelinde 6. sırada. Dediler ki niye? Dedim valla İslam'ın şartı 5. Altıncısı imanın şartıdır. Onun için Trabzonları ben kutluyorum bu yönden. İstanbul'da tabii ki seçim sonuçlanmadı ama bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Trabzonlu Ekrem İmamoğlu, bir taraftan bir dönem başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ın kıyasıya bir rekabeti devam ediyor. İtirazlar oldu, bazı sandıklar yeniden sayıldı, geçersiz oylar. Sizin yorumunuz ne olur bu noktada? Özellikle AK Parti kanadına baktığımızda hem Ankara hem İstanbul'un kaybedilmesi AK Parti'ye bir yara sağlar mı? Bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji şimdi getirir? Bakın, büyük dağın bir fırtınası olur. Türkiye şuna dönüyor. Bir taraftan Cumhur İttifakı, bir taraftan Millet İttifakı diye. Bu batılı ülkelerin, hele başkanlıkla yönetilen ülkelerin konumuna bizi Türkiye'ye getiriyor. Amerika'da demokratlar var, cumhuriyetçiler var. Şimdi Türkiye'de de bu noktaya geliyor. Onun için bu ittifaktaki partiler arizidir. Bu bakımdan bunu şu kaybetti bu etti diye değerlendirmemek lazım. İki kişi üzerine de bina etmemek lazım. Çünkü insanın beyni sağlam, kalbi iyi çalışır. Ama mafsallarında tıkanıklık olur ise kılcal damarlar ayaklara kadar gider, kulağa kadar gider, parmaklara kadar gider. Türkiye'nin şu andaki durumu buna benziyor. Yani sağlıklı ve demokratik bir yapılanma yok ortada. Mesela benim şüphelendiğim hususlardan bir tanesi de bu FETÖ denen habis ur nereden zuhur edeceği belli değil ve hala devletin birçok kurumunda var. Adliyede var, Milli Eğitim'de var ve benzeri yerlerde de var. Bunların da bu işe etkisi olduğu gibi
Türkiye'deki bu seçimleri müdahil olup Türkiye'ye Venezuela tipi bir dayatma yapan ülkeler var. Bunlara da teenniyle yaklaşmak lazım. Onun için bunu o kaybettiği Türkiye kazanacağını anıyorum ben. Anlatabildim mi? Evet. Yani şu bu falan yok. Mesela isimler üstünde durmuyorsunuz. İsme durmuyor. Ben Türkiye'nin alacağı 21. yıldaki misyonu düşünüyorum. Üzüleceğiz, sıkıntı çekeceğiz, badireleri atlatacağız. Ben aile olarak 15 Temmuz'da ilk yok edilecek olan insanlardı benim çocuklarım, torunlarım. Karşındaki sahte asker elbisesi giymiş. Öteki bilmem gazeteci. Yani senin gibi bunu gibi camiye gidiyorsunuz da camiye geliyor. Maça gidiyorsunuz da maça geliyor. Kitap fuarına gidiyorsun o da oraya geliyor ama habis ruh belirli bir yerden beslenmiş ve gelmiş benim içimi toplumu birbirine düşman ediyor. Ha yalnız şu, şu var ki bu seçim var ya. Bu seçim Türkiye için yani iki parti olarak demiyorum ben İstanbul'u kazanmak değil. Türkiye için çok büyük bir tecrübe ortaya koydu. Niye? Biz bugün ayrılıkçı separatist güçlere karşı yani Kürdistan diyenlere karşı doğuda Ağrı, güneyde Şırnak'ı tam ortadan böldük. Ve dikkat edin doğuda ve güneydoğuda olan partinin kazandığı yerler var. Doğru kazanması var. Ama %10-15 oyunun düşmesi demek Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim için demiyor. Türkiye için verdiği mesaj en çok orada algılandı. Ve ben Trabzon'da beklerdim. O parti değil. Şırnak'takiler nasıl ki o akşam horon tepmişlerse yani o oynamışlarsa Trabzon'da da Taksim Meydanı'nda kolbası oynamaları lazım. Biz, teşekkür ediyorum. Biz oradaydık Sayın ama Albayrak. Nerede? İşte biz bekledik aslında ki böyle bir görkemli bir tören yapılacak ama yapılmadı. Neyse yani ben dışarıdan bakıyorum ben. Son olarak nasıl bir maç bekliyorsunuz? Trabzonspor kazanır bugün. Kazanması lazım. Ama endişem şu. Hep bu milli maçlar ara vermelerinin ardından biz bir tökezleme rehavete mi kapılıyor? İnşallah o rehavete kapılmayız. Ve şu da var Antalya Konya arkamızdan geliyor. Yani biz bu maçı 6 puanlık bir maç demektir bu. İyi bir maç olursa sevinir mutlu olur. Yani seçim yorgunluğunu gidermiş oluruz inşallah. Çok teşekkürler. Hayırlı iyi seyirler. Iyi.